Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Diablo videosu ile karşınızdayım. Öyle güzel bir şey buldum ki anlatamam ya. Göstermem lazım. Oyunu tekrar Türkçe çevirdim. Gorun yıkıcı tutuşu. Kabus çıkardım. Nihayet. Bir de level 80 değil şu anda. 20, 20 level kaldı level 100'e. Ondan sonra rahatız. Um, statları çok güzel olmasa da özellikle şu fiziksel olmayan hasar yani neredeyse max rol olarak geldi ama fiziksel olmayan hasar değil de yani tam aksine fiziksel hasar olsaydı çok güzel olabilirdi. Ee, belki yine düşürürüz. Şimdiki amacım şakoyu düşürmek Helm olarak. Kaska bir bir tane daha böyle şey ne, ne bunların Türkçesi? Kadim. Kadim itemi var. Onu düşürmeye çalışacağım. Hazır şeyden bahsetmişken bu kabus dungeon'dan bahsetmişken arkadaşlar şöyle bir şey var bakın bu kabus dungeonları aktif ettiğinizi zaten geçen videoda söylemiştim ama aşağıda bunların böyle özellikleri falan var. Yani yeşil olan biliyorsunuz ki bizim özelliklerimiz yani yıldırım çağıran işte ara sıra yakındaki düşmalara hasar veren şimşek darbeleri çağırsın diye aşağıdaki şeylerde statlarda hepsi ee, rakibin hani verdiği statlar anladın mı? Hani bak, rakibe verilen statlar. Hem mesela diyelim ki şimdi sen de atıyorum barbar bar oynuyorsan veya işte ne bileyim fiziksel hasar veren birini oynuyorsan o zaman orada mesela ne diyor? Bir tanesinde var mı? Ee, yoktu ama mesela da bir dakika bu Yok bunda yok ama şunda var mesela. Burada ne diyor? Canavarlar yakın hedeflerine %40 daha az hasar alır. Yani ben yakıncı olduğum için daha az hasar alacağı için ne yapabilirsin? Mesela burada gidiyorsun hani bu mühürleri ya üretebilirsin ya da mühürleri hurdaya dönüştürebilirsin. O hurdalar da zaten bu mühürleri yapmak için bu mühür tozudur. Anladın mı? Yani gidersin mesela bunu atıyorum kırmak istiyorum. Kırıyorum. 28 tane geldi. Yani 28 tane mür tozu geldi. Elbette mesela şunu yapmaya kalkıştığım zaman veya bunları bunlar 80 tane istiyor. Bu 125 tane istiyor. Yani işin içinde birazcık şey var yani. Yani boşa harcama var. Ama şimdi bu bu birazcık böyle bir chill bir video olacak. O yüzden ben böyle öylesine takılacağım hani şeylerde. Neresiydi burada? Fısıldayan çamlar. Fısıldayan çamlara bir gidelim abi. Böyle rahat rahat güzel güzel takılalım. Belki güzel itemler düşürürüz. Zaten stash de doldu ya. Üstümde bir şey bırakmıyorum özellikle. Yani farklı build'ler de denemek istiyorum. Onlar için de ayrıyetten item topluyorum. Ama şu anda bununla o kadar güzel ilerliyorum ki yani gerek duymuyorum açıkçası. farklı bir build denemeye. Bir de şu şeylerden de bahsedeceğim daha bu dancını tamamlayalım. yani sizin faydanız için size size fayda sağlayan bir bilgi. Onu da paylaşacağım ama önce dungeon çünkü üstümde item yok. Örnek gösterebileceğim. Bu kadim itemleri helltide, aman cehennem dalgası eventlerde de farmlayabilirsiniz ve tavsiyem bu hani tüketebilir şeyler var, burada neydi, ee, örümcek bile yabani hayvanlar vardı burada, yabani hayvan, ağaç maç Bu şeyleri de, eliksirleri de kullanıyor olmanız, bak şimdi, bak bak. Abi çok güzel ya. Gerçekten. O patlayanlara dikkat etmemiz lazım tabi. Patlamayalım diye. Gördün mü? Bak elimi çektim. Geri alıp izlersin elimi çektim o, o zamana kadar başladığımda hani dönmeye başladım onun normal temel hasarını işte biriktiriyor 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 sonrasında da bıraktığım an dönmeye komple patlıyor bütün hasarı birden vuruyor Aa, mükemmel bir şey ya. I'm fastest fuckboy diyemeyeceğim. Çünkü hızlı değilim. Ama işte biz böyle doğrarız doğrarız diyebilirim yani. Mesela öncesinde şey yapıyordum. Yani düşmanlarla hemen hemen aynı kademe aynı kademedeyken ya da benim altımdayken kabustancınlara giriyordum. Şimdi bu çıtayı bir tık yükselttim. Şey yapıyorum. Yani benim levelimden birazcık daha yüksek olan. Kabuslara giriyorum ki birazcık daha etkili olsun. Şunları toplayalım. Değerli şeyler olabiliyor, farklı statlar olabiliyor. Sadece şey yapıyorum tabi. Sadece kadimleri topluyorum. Hani e, şey odaklandığım zaman mesela farma para yapmak istediğim zaman gidiyorum işte her şeyi topluyorum. Sonra ara ara dungeon'dan çıkıyorum e, itemleri falan satmak için. Yani burada oyunda şeyi gerçekten arıyorum. Herhangi bir action house olsa güzel olurdu. En azından itemleri orada satabilirdik. Şimdi bir tane daha bekçi kalmış. O bekçiyi de bulursak ki zaten bulduk. Bak özellikle mesela şey ee, böyle tam ölmeden böyle kurtarıyorum ya. Onun sebebi e, hasarlıyken daha az demeç yiyor olmam zaten istatikleri falan hepsini gösteririm. Şimdi biz nereden gidecektik? Şu yukarıdan değil galiba. Sol yukarıdan gidiyorduk. Bakalım. Sana yardım etmeyeceğim. Ulan var ya bir şako düşse ne güzel olur be. Barbarlar için en iyi kask. Aa burada bütün herkese öldürmemiz gerekecek bu bölümde. sıkıntı değil öldürürüz kontakt elim E, fark ettiniz bazen böyle yani 2 3 itemi falan bırakıyorum yani toplamıyorum. Belli bir miktar topladıktan sonra artık e, şey yapmıyorum yani bilin salıyorum diyebilirim. O yan tarafa kayarak hata ettik ya. Full burada kalsaydık daha iyi olurdu. O yüzden 5. dalgayı göremeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Bir de şu sağ sol uçan buzlar yok mu? Yok işte göremedik. Tamam. Neyse sorun değil zaten ee, şey hani öyle ya da böyle zaten item düşüyor o dert değil ve bu zımbırtıyı da aktif hale getirebiliyoruz benim için önemli olan oydu. Şimdi boss'u kesmeye gideceğiz. Aa, istediğim şey düşmedi ya. Neyse sıkıntı değil. Gelelim bir şimdi itemlere, tamam mı? Onu da göstereyim. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten dikkat edin yani. Ee... Hani tabii ki de şimdi şey gibi davranmaya gerek yok yani. Öyle davranmanın bir alemi yok. Hani sanki bir daha hiç asla düşmeyecek gibi anlamı yok da. Ee, sadece hani böyle ne bileyim nasıl diyeyim? Hani böyle level 50 60 60'dasınız ve içeri girdiniz. Yani 60'ın içine girdiniz. 62 63 olabilir. 64 olabilir. 70'e vardığınız zaman daha e, hani statları yüksek. Hani hele ki mesela diyelim ki dünya Akademisi 4'e geçiş süresinde tamam mı? Dünya Akademi 4'e geçtiğinizde geçiş süresinde orada mesela çok dikkat edin bunlara. Hani o max statları Dünya Akademisi 3 itemlere basmayın. Yani Dünya Akademisi 3 ne oluyor? Mesela kutsal. Yani kutsallara değil de kadimlere basarsınız. Daha mantıklı, daha iyi olur. Şimdi bak ben özellikle burada mesela, şurada mesela bazı sarıları tutmuştum. Ee, ama gel gelelim bunların gittikçe seviyesi düşük kalacağı için e, o yüzden de bunu bildiğin kıracağım yani önümüzdeki herhalde levlilerde. Bunları tutmamın en büyük sebe sebeplerine mesela işte biçen darbe pasifinin artı iki kademesi falan. Yani bu, bu tarz şeylerin böyle arttırması var ya o yüzden tutuyordum daha çok. Şimdi bu itemlerin şeylerine gelecek olursak bakın. Mesela burada diyor ki hani bu çok güzel bir örnek bu. Herhangi bir türden hasar verdiğinde 4 saniye boyunca en fazla %50 e, kadar biriktirebilen artı nokta 50 arttırılmış zırh kazanırsın. Yani hasar verdiğim sürece ki dönerek hani sürekli hasar veriyorum ya zırhım 0.50'den ta %50'ye kadar artıyor kademe kademe. E, ama gel gelelim ki bunun ıı e, max roll olmamış hali var. Gerçi burada da bir tane max roll hali var. Yani zaten bunu fark edecek... Hani bak burada mesela ya da bunu da gösterebilirim. Burada ne diyor? Yetenekler kullanıldığında mevcut birinci kaynağa bağlı olarak en fazla %15 ama parantez içinde ne diyor? %10 ile %20 kadar artılmış hasar verir ve birincil kaynağın tamamen doluyken maksimum fayda sağlar tamam mı? Yani bu mesela yüzde on diyor ya bunu mesela gidip e, hani bunun özünü alıp bir item'e basarsam basabilirim yani problem değil. yani e, burada mesela görüyorsunuz benim kolyemde e, burada mesela yüzde on ve bilmem ne bilmem ne anlatıyor işte yüzde on ama parantez içinde yüzde on beş ile %30 diyor. Şimdi itemin seviyesine bakıyorsun. Itemin seviyesi 60 diyor. E ben level 80'im. Buna tabii ki de hayatta basmam yani. %30'luk olanını bulursam buna mesela mümkün değil basmam. Çünkü bu çok geride kaldı ve bu daha kutsal. Aynı şekilde yüzüğümde yüzüğümde de mesela bu e, tamamen şansa hani şey oldu. Ama gel gelelim ki hani bunu daha iyi yüzük bulduğum zaman tamam mı hani bu şimdi kutsal ya ama kadim bulsam hani tamam seviyesi 73 olabilir hani çok geride değil ama neticede kadim değil kutsal ve istediğim şey bir çığlık yeteneği kullandığında bu yeteneğin bekleme süresi yakındaki düşman başına 1.9 saniye azalır. O yüzden mesela düşmanların içine girip de basıyorum ki e, çığlıklarımı hepsini tekrar kullanabileyim. Itemlere gelecek olursak şimdi yukarıdan aşağı doğru burada da mesela bu bariyer kısmında tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Seçkin bir düşmana hasar işte vermek sana 10 saniye boyunca en fazla 2986 e, hasar emen bir bariyer sağlar. Burada e, bunun da max rolü zaten var burada. 3970 aman 3497'lik zımbırtım var. bunu kırıp şey yapabilirim ama yapmıyorum daha çünkü kaskımın hem seviyesi düşük hem de benim amacım zaten bir tane şako denilen kask var. Şuraya yapıştırabilirsem göstereceğim. E onu elde etmek istiyorum. Onu elde edince zaten çok çok daha manyak bir şey olacak bu karakter. Şu anda farkındaysanız mesela geçen videoda nasıldı bilmiyorum hatırlamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Saldırı gücüm aslında neredeyse 5000'e kadar falan ulaşmıştı ama gelgelerin bazı değişikliklerden kaynaklı. Saldırı gücümde bir düşüş var ama ee, düşüş olmasına rağmen görüyorsunuz ki hani tier 30'ları Hani kademe 30'ları rahat rahat yapabiliyorum yani hiçbir sıkıntı çekmeden. Ee, bir şey daha gösterecektim. Ha, yeteneklere gelelim. Şimdi yeteneklerde şöyle bir e, güzellik ve özellik oldu. Farklı itemlerden, e, zaten itemlerin geri kalanını göstereceğim daha farklı itemlerden dolayı hatırlarsanız burada burgaç kademe 8 miydi 7 miydi neydi? Şimdi bunu da kademe 9'a getirebildim. aynı şekilde de burada mesela hani yüreklendirici nara meydan okuyan çığlık. Şimdi bir de şey savaş narası var. Ama gel gelelim ki şurada, şurayı da tekrar göstereyim şöyle şurası böyle bununla da bunu seçtim. Şimdi karaktere gelecek olursak tekrar şimdi bak itemleri önce bir göstereyim tamam burada bu vardı işte gördünüz. Yani görüyorsunuz ki bütün itemlerde mesela hepsinde max roll yok ve hepsinde e, asıl bu e, bu build için gereken <laughs> zımbırtılar yok yani bütün bütün statlar istediğim gibi değil. E, bu yüzden de böyle bir denemeler yapıyorum değişik değişik mesela bak gö göğüse bak. Burada diyor ki yüreklendirici nara artı 4 kademesi var. Tamam mı? Ee, fakat ben burada bir tane mesela göğüslük tutuyorum. Burada diyor ki meydan okuyan çığlık artı 4. Bir de yüreklendiren e, yürek yüreklendirici nara artı 4. %18 fiziksel hasarı var. Neredeyse max roll. %3 ile kaçırmış. Bir de e, güçlendirme üretimi %29.2 Güçlendirme olayı da <laughs> etrafında böyle bir kalkan gibi bir şey oluşturuyor. Bir ekstra can gibi bir şey oluşturuyor. Hatta onun tam açılımı yazıyor mu? Yazmıyor galiba. Ha, yazıyor. Ya şöyle bir sıkıntı da var. Ee, mesela o hataya düşm düşmeyin. Ben e, zannettim ki, mesela öncesinde benim şeylerim nerede? Burada var mı? Ha. Bak mesela soğuk direnci, yıldırım direnci, ateş direnci. Şimdi. Sıkıntı şurada. Ben zannettim ki bütün statları yani bütün dirençleri yüzde %100'e getirebiliriz. Tamam mı? Bu şekilde işte zehirdir, ateştir, o hani elektrikli teller falan etrafta oluyor ya hayvan gibi hasar veriyor ya da o e, örümcekler falan patladığında ya da örümceklere benzeyen zımbırtlar patladığında yerde böyle bir e, zehir bırakıyorlar. O zehir de hayvan gibi hasar veriyor ya dedim ki eğer bunu biz %100'e getirirsek o zaman herhalde ee, o hasarı yemeyiz. Ama gel gör ki bak şunu bir çıkarayım. Defansa iyi bak tamam mı? Şu neredeydi? Ha zehire hasar bilmem ne falan. Onlara bak bir şunu çıkarıyorum. Bak gördün mü? Mesela ateş direnci %56 diyor. pardon savunmaydı ya. Ha. Bak %56 yazıyor tamam mı? %56.3. Şimdi tekrar değiştiriyorum. %51.7. Yani buradaki %56 nereye gitti abi? Buradaki %56'nın sadece 6'sını mı aldı? Yani demek ki öyle yapıyor. O yüzden hiçbir anlamı yok. Yani sen mesela diyelim ki burada bir yerde var mı? burada %41'lik bir ateş direnci var yüzde %41. ee, 41.4 başka var mıydı onu bakıyorum şu anda onda olamaz zaten he bak burada 32.8 var yüzükte diğer yüzükte de 34.8 var yani bunlarla çoktan %100'ü geçmiş olmamız gerekirdi zaten ayrıca da e, kolye de tüm elementlere %22.9 direnç var ve bütün kolyeler hani bütün bu sağ taraftaki itemlerde hani kolye ve iki yüzükte de tüm elementlere %8 dirençlik bir gem takmışım. Yani bu istatikler neye göre dağıtılıyor? İnan ki hiçbir fikrim yok. Ama ateş direncimin yani %50'den çok daha fazla olması gerektiğine inanıyorum ben. Yani bütün dirençlerimle aslında hani sırf ateş değil hepsinin. Ama belli başlı bir seviyede herhalde bunun şeyleri düşüyor. Mesela şeyde hatırlıyordum. Part of Exile'de hatırlıyorum. Orada mesela son boss'u ilk kestiğinde <laughs> %30 mu ne düşüyordu bütün dirençlerin? Yani eksiye bile iniyordu. ikinci kestiğinde de eksi -60'ta başlıyordu. O çok kötüydü mesela. Ama yine üstesinden gelebiliyordun. Hani itemlerin üstündeki dirençlerde. Burada enteresan değişik bir e, yapım. Bir de <laughs> hala düzgün şey bulamadım ya, silah bulamadım. Şurada mesela bunu buldum. Yine bir kadim silah buldum ölüm darbesi düşmanların temel hasarının %24 kadarına hasar veren bir şok dalgası oluşturur. Bu etkiyle ölen düşmanlar ölüm darbesi bekleme süresini de sıfırlar. Yani manyak bir şey ya. Harbiden manyak bir şey. Yani bunu kullandığını düşünsene. Bir de yani diyorum ya çok farklı build'ler yapılıyor abi ama işte bunu daha açamıyorum. Ee, dünya Üç tane Dünya Boss'unu da şeyde kestim. Diğerleri level 80 gerektiriyordu açmak için. Bu 82 gerektiriyor. Şimdi ise sadece şeye bakıyorum. Yani para yapmaya bakıyorum. Çünkü zaten fark etmişsinizdir. Item upgrade etmeye çalıştığınız zaman ya da daha doğrusu büyülemeye çalıştığınız zaman upgrade de değil. Upgrade de fiyatlar zaten aynı da. Ama büyülemeye çalıştığınız zaman şey oluyor hayvan gibi artıyor fiyatlar. O yüzden para biriktirmek gerekiyor. Zaten bu build yapana kadar birkaç milyon öyle gitti. Ya şu kesik darbesiyle olan bir build yapmak istiyorum da keşke böyle Diablo 3'teki gibi böyle soyunma odası olsa. Yani soyunma odasından kastım mesela diyelim ki bu set bu şekilde ya bunu kaydediyorsun, inventory'inde tutuyorsun, üstüne başka bir set giydin, onu başka bir atla kaydediyorsun, sonra direkt değiştirebiliyorsun. O öyle bir şey olsa süper olurdu. WoW'da var mesela. O yüzden ben şimdilik bu şekilde takılıyorum arkadaşlar. Yani e, tamamen e, şeye odaklanmış vaziyetteyim. Yani bir an önce level 100 olmak istiyorum. Bu karakteri level 100 yaptığım zaman o zaman başka ne yaparım bilmiyorum. E, ama <laughs> zevk aldım kesin yani. Harbiden güzel oluyor. Bu Helltide eventleri falan da yapın. Oradaki e, şey bu arada geçen videoda yanlış söyledim sadece şeyden toplanmıyor bu zımbırtılar e, haberiniz olsun. Şunlar unutulmuş ruhlar. O sadece e, kutu açtığında düşmüyor aynı zamanda orada böyle bir morumsu renginde aslında şu anda ekranda görmüş olduğun unutulmuş ruhun e, renginde benzerliğinde böyle bir kaya, kaya taşı gibi bir şey var hani mining yapıyorsun ya. Oradan da çıkıyor bu unutulmuş ruhlar haberiniz olsun. Neyse millet. Böyle ufak bir pazar çil videosu yapayım dedim. Ben değilseniz ben unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.